Of. Of. Telefonu biraz burada içeride tutacağım ki biraz sıcağı siz de hissedin. O yüzden burada başlattım arkadaşlar. Oo. Bak yemin ediyorum. Bak bir sıcak. Bir sıcak anlatamam. Bu çukur ne böyle? Yeni bir videodan selamlar. Abi ne güzel sokağa geldim ben ya. Böyle bir yerde yaşıyorsun düşünsene. Evet, yeni bir videodan selamlar sevgiler. Şu an Slima bölgesindeyim arkadaşlar. Kapıyı kapattın mı Samir? Dur bakalım kontrol edelim, kapattın mı? Yok. Niye kapatmadın abi? Bu neyin şeyi? Sen artık amatör değilsin YouTube'da. Heyecan yapmamalı. Arkadaşlar yepyeni bir videoda... Burada ses var, çalışıyorlar. Bu kaldırıma geçeyim. Heh. Evet, hemen konuya gireyim. Arkadaşlar şu an Slima bölgesindeyim. Bugün sizlere bir tane dil okulunun tanıtımını yapmak üzere okula gidiyorum. Biliyorsunuz ki Malta dil okulları için ben danışmanlık veriyorum arkadaşlar. Bir sürü öğrenci geldi ve ben bu süre zarfında ben Paris'teydim, Roma'daydım. Atıyorum işte Milano'ya, İsviçre'ye falan gitmiştim. Bayağı seyahat ettim. Yaklaşık 2 ay boyunca böyle sürekli belli aralarda şeydim, hani seyahatteydim ve gerçekten dil okuluna gelen öğrencilerle hiç şey yapamadım, hani onlara hiç vakit ayıramadım. Ha, buluşmadık mı? Buluştuk tabii ki. Beach'e gittik, yüzdük, yemek yedik, işte kahve içtik birlikte. San Julian'da çok oturduğumuz oldu, buluştuğumuz oldu falan. Ama sizler için yani video çekebilecek zamanımız olmadı. Bugün ben aradım Tevfik'i, dedim ki ya müsaitsen ben geleyim bir video çekelim birlikte. Şimdi ben arkadaşlar AM Language School'a gidiyorum. Tevfik okula yakın bir yerde konaklaması ve okulda arasında işte 2 dakika falan yol var. Yani çok da uzak değil birbirine. Ben hem size AM Language School'u hem de Tevfik'in konaklamasını göstereceğim. Umarım keyifli bir video olur. Burada arabaların sesinden dolayı anlaşılmıyor. Yani siz arkadaşlar buraya geldiğinizde okulun konaklaması, atıyorum işte okulun içerisindeki şeyler falan, derslikler vesaire nasıl, bütün sorularınıza cevap vereceğim. Merak ettiklerinizi yine YouTube yorumlarda ya da Instagram yorumlarda sorabilirsiniz. Malta Dil Okulları'na gelmek için de arkadaşlar Instagram DM üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Tevfik gibi, diğer öğrenciler gibi sizlere yardımcı olacağız. Buraya geldiğinizde de sizleri biz karşılayacağız. O zaman let's go. AM Language'e girelim ve hemen başlayalım videomuza. Evet. Burası arkadaşlar böyle Slima'ya iniyor. Şu aşağıda Slima bölgesi var. Slima dedim. Arkadaşlar ben hatırlıyorsanız Zara'ya falan gitmiştim. Zara'da video çekmiştim. Telefonu falan almıştım. iPhone, Zara, bütün hepsi şu aşağı bölgede. Orası da Slima oluyor. Burası da arkadaşlar AM Language School. Hemen karşıya geçeyim. Tekrar okulu çekeyim. Heh. Bak şu da okulun konaklaması arkadaşlar. Şurada da bir konaklaması var. Hemen buradan göstereyim. Bak öğrenciler dağıldı arkadaşlar. 12 saat şu an 12.30 burada. Öğrenciler çıktı dersten. Bina tam olarak şu. Girişi AM Language School. Şimdi zaten okulun içine gireceğiz. Ben hemen Tevfik'i arayayım arkadaşlar. Ben erken geldim. Aslında çok bekletim. Normalde 11'de buluşacaktık. Neyse çok konuştum sanırım. Hemen videoya geçelim. Tevfik'i aradım. Önce konaklamaya gel dedi. Şimdi konaklamaya geçiyoruz arkadaşlar. Sizlere AM Language'in konaklamasını göstereceğim diye. AM Language'in bir sürü konaklaması var. Bir tanesi arkadaydı, gösterdim. Ulan nereden giriyordu? Tevfik. Nereden girecektik ya biz? Ha, burasıydı. Tamam. Bak binayı gösteriyorum arkadaşlar. Şu gri bina arkadaşlar. Hemen geçeyim, araba ezerse kamerayı çekiyorum arkadaşlar. Ya Allah. Evet, şimdi kapı açıkmış zaten. Üzüm çıkarayım. Giriş bu şekilde arkadaşlar. Anahtarınız olmasa da girebiliyorsunuz. Hangi kata dedi gel? Bilmiyorum abi. Galiba 2'ye mi?
3'e mi gel demişti. Şimdi arkadaşlar yukarı çıkacağım. Asansör o kısmını falan keselim orayı. Bir girelim bakalım gelen öğrenciler nasıl yerde kalıyor arkadaşlar. En önemlisi bu. Ben size şöyle söyleyeyim. Yani ben her zaman bu videolarımda tamamen hani siz buraya geldiğinizde kafanızdaki soruları cevaplandırmak için bu videoları çekiyorum. Yoksa zaten biz burada yaşıyoruz. Bu durumu biz zaten biliyoruz. Yukarı çıkalım. Yukarı çıkalım. Bayağı sıcak arkadaşlar, bak yemin ediyorum çok sıcak. Niye heyecan yapıyoruz? Arkadaşlar içeri geldim ve sizi tebrikle tanıştırayım. Merhaba kardeşim. Merhaba. Selam ver. Nasılsın? Merhaba. Ne yapıyorsun? İyi, çok şükür. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Bir gezelim sonra birlikte sohbet ederiz. Ben bayağı bahsettim zaten. Burada kaç kişi kalıyor Tefik? Burada. Senin odan nerede? Benim odam tam bence arkadaş bekliyor. Kapıyı kapı. Aa, arkadaş Türk mü? Aynen. Türk abi. Merhaba demek ister misin? Vereyim abi. Merhaba. Nasılsın? Böyle. İsmin ne? Batın. Batın. Batın senin adın. Çok güzel ismin var. Batın değil mi? Evet. Kardeşim Samir, ben de burada YouTube içerikleri üretiyorum. Bugün geldik AMN Gucci şeyine, bir odaya girelim. Buyur abi. Böyle şeyi arkadaşlar, o da bu şekilde. Of, manzara. Manzara mı güzel? Daha ne istiyorsunuz abi? Abi sigara içmeyi burada sigara içmenize izin veriyorlar mı? Yok. Evet. Arkadaşlar bunu ben ekleyeyim. AM Language'in bütün konaklamalarında arkadaşlar. Diğer konaklamalarda öyle bir durum bazılarında olmuyor. AM Language'in konaklamalarında sigara içmek yasak olur. İçtiğinizde ceza. Hani yakalanırsa ceza yazıyorlar. Ek bilgi. Aklıma geldi. Konaklama bu şekilde. Vallahi ben çok beğendim ya. Yani tabii, çok temiz. Bak çok temiz. Bu odanın için tuvalet içeride değil. Burada değil değil mi? Odaların içinde tuvalet içeride. Oda içerisinde. Bir tek buranın içeride. Nerede tuvaleti buranın? Şurada. Sağına sağına. He. İşte şey var. Ama tek de balkon bizde var bu arada. Hiçbir kimse de balkon istemiyor. O da avantaj. Değerli arkadaşlarım. Onlar kilitliyor. Ha, sizin? Bunlar tek başına kiralamışlar burayı. O yüzden kilitleyebiliyor. Tuvalet şurası. Aa, bunu kullan. Ha, burası. Bu değil. Bir göstereyim ben. Lavaboları da göstereyim. Bu şekilde arkadaşlar. Vallahi çok temiz ya. Yani genel olarak gerçi ben AM Language için diğer konaklamalarına da gitmiştim. Ben hani bayağı beğenmiştim falan. Bir de ön cepheyi göstereyim sizlere arkadaşlar. Orada da 3 balkonumuz var. Burada da belli haftada bir kez temizliğe geliyor. Arkadaşlar burası ortak alan, mutfak vesaire. Şurası senin geldiğin yerdi değil mi? Bana. Burası işte okul arkadaşlar. Bu sokaktan ben girmiştim. Böyle aşağı taraf Slima zaten hemen. Kısa kısa göstermeye çalışıyorum arkadaşlar. Gerçekten ben çok sevdim. Özellikle buraya. Diğer yerler bir tık daha şey olabiliyor. Yukarıdaki konaklama biraz daha eski. Burası tabii biraz daha eski. Burası suyuslu bayağı eski. İşte burada yemeğinizi falan yapıyorsunuz değil mi? Dolap yani falan vesaire. Dolaplarımız, iki tane buzdolabımız var. Buzdolabı. Süper. Çok iyi. Burası da buzdolabı arkadaşlar. Böyle göstereyim. Açmayalım kapı. Evet, çamaşır makinesi. Öyle. Merak ettiklerinizi yorumda zaten yazarsınız arkadaşlar. Biz şimdi videoyu kapatacağız. Bizim birkaç işimiz var Tevfik'le. Ne yaptın sen şeyi? O dergiyi. Bakalım. Onun dışında arkadaşlar şimdi birazdan biz okula geçeceğiz. Okul hakkında da sizlere bilgi vereceğiz. Elimden geldiğince sizlere okulun içerisini vesaire göstermeye çalışacağım. O zaman ismini tekrarlar mısın? Batın. Batın, ne zaman geldin buraya? 2 hafta oldu. Tebrikle aynı gün geldik ama haberimiz yok. Ben sabah uçağıyla geldim, o akşam uçağıyla geldim. İyi, süper. Çok güzel. Hadi seviyordum, tek kaldım. 3 gün diye bir baktım ki. İyi, süper. Arkadaşlar okulda görüşmek üzere. Dostlar dışarı çıktık, şimdi okula gideceğiz. Okulun içini sizlere göstereceğiz. Tevfik de arkadaşı da geldi. Batın da galiba ismi. Evet, Batın. Hep unutuyorum. Okulun girişi burası. Tevfik, alışabildin mi okula? Ya tabii okula zaten 2 hafta oldu yani. Zaman geçtikçe insan daha da adapte oluyor yani. Şuradaydı değil mi? Şey, tabii, kantinin. Çatı katımız orası. Oraya çıkarız, orayı da gösteririz arkadaşlara. Hadi geçelim şimdi. Burada arkadaşlar trafiğe dikkat edin. İlk haftanızda harcanmayın. Okula gireceğiz şimdi. Sorry. Ziya, stavi per uccidere. Hi. Ho visto.
Hi guys. Evet, şimdi okula girdik arkadaşlar. Üst tarafa geçeceğiz. Burası bekleme alanı. Şurada geldiğiniz arkadaşlar burada dinlenebiliyorsunuz. İşte orada bir şeyler böyle falan. Burası derslik kısmına geçiyor. Biz kantine mi geçelim direkt? Derslikler yukarıda kalıyor zaten. Bir hemen kısaca bak arkadaşlar şu an bir tane derste diğer okulların zaten dersliklerini falan göstermiştim. Çok da şey olmuyor. Yürümeyelim mi? Yürüyelim. Yoksa asansörle sıkışıp kalırız. Ortamı göster. Gelen adam direkt yapmasın. Arkadaşlar bak şöyle söyleyeyim. Bu kat kat böyle derslikler oluyor. Burada oturma alanı bu şekilde. Buradan yürüyelim. Ben sizi size göstermek için burayı şey yapıyorum. Yürüyorum bu kısmı. Benim arkadaşlar burada mesela genelde çoğu zaman şey yapıyorlar. İşte doğum günü falan kutlamaları falan burada yapılıyor. Ya da yetkinler oluyor, yemek yiyor. Nasıl peki gerçekten hani 2 hafta mı oldu Tepe? Tabii 2 hafta oldu. Buradaki böyle sıcak bir ortam oluyor mu yoksa herkes birbirine soğuk mu? Nasıl? Yok canım yani. Bir senle duyuyorum. Herkes dil okuluna geldiği için hani bir o şey var yani herkesin bir çabası konuşmaya sarf edilen bir çaba. Yani kimse muhtemelen yalnız kalmaz yani öyle. Herkesin o endişesi var ama öyle bir şey olmuyor yani. Yani en içine kapanık adam bile şey olur diyorsun. Ya tabii canım burada yani bir de aslında insana da bağlı hani. Böyle şey olmamak lazım, çekingen olmamak lazım hani. Yani biraz evet. Atılmak lazım. Aslında. Kesinlikle, kesinlikle. Bak çok haklısın. Havuza atlıyor musunuz burada? Bak arkadaşlar burada havuz var. Havuz var. Evet, geldik. Balkona çıkacağız şimdi. Niye bizi buradan çıkardın? Keşke asansörle gelsin. Burada muhabbeyle beze kaldım. Böyle kafeteryası var. Hello guys. Thank you. Bir ortamı böyle sizlere çekeyim. Burada genel olarak çocuklar görebilirsiniz çünkü bunların eğitim programları oluyor. Gel şu gölgeye geçelim. Do you wanna say hello? Hey! Arkadaşlar bak konaklama şu sokaktaydı bu şekilde. Biz buradan karşıdan geldik. Bir tane konaklama da şurada kaldı. Şeyin de konaklaması bak bu binada yine şeyin konaklaması. Tevfik daha aşağıda kalıyor. Bu da yine Aim'in konaklaması. Dedim Tevfik niye bizi asansörle çıkarmadın? İlla yürüyelim dedim. Ne dikkat etsin kaldı. Manzaraya göre. Bir oturalım. Aslında bir şeyler içelim. Ne içeriz? Dur. Arkadaşlar ben hemen bir şeyler alalım, konuşalım, sohbet edelim. Tevfikler de derse girecek. Valla burayı sizlere göstermek istedim. Bak kafeteryada bu şekilde. Ne içersin Tevfik? Yerimizi aldık, oturduk. Sizlere en son olarak ben bu bilgiyi vermek istiyorum. Çünkü hep bana Instagram üzerinden soruyorsunuz. Yani Malta Dil Okulları'na işte AM Language School'a 3 aylık gelen bir öğrenci totalde ne kadar ücret ödemeli? Şimdi Tevfik üzerinden sizlere bir de Batın üzerinden biz bu soruların cevaplarını şey yapacağız. Sizlere vereceğiz. 3 aylık geldi. 3 aylık okul artık konaklama ile geldi. Ne kadar ödemeli? Okul artık konaklama ben totalde 3570 euro ödedim. 3570 euro. Geldiğin dönem ise sen tabii yaz dönemi olduğu için ekstra yani yaklaşık tam emin değilim ama 300 veya 400 euro fazla ödedim. Yani, Ağustos'ta bir tık daha fazla oldu. Aynen. Temmuz, Ağustos yüksek dönem diye geçiyor. Yüksek dönemde de siz bu farkı ödüyorsunuz. Yani sen Haziran'dan şeye kadar geldin değil mi? Eylül başına. Aynen 28 Ağustos benim son oluyor. Tam da yüksek sezonun hepsini kapsadığı için tabii biraz fazla ödedik. Yani normalde bu fiyatın belki de işte hani 300-500 euro oynayabiliyor yani. Çünkü yaz sezon fiyatı farklı oluyor gerçekten yani. Anladım. Bir tık farkı fazla oluyor. Anladım. Batın'da arkadaşlar Batın'la da biz burada tanıştık. O da başka bir acenteyle gelmiş. Batın'a da şunu sormak istiyorum. Ne kadar geldin Batın sen? Ben 2 aylığına geldim. 2 aylık. Sen ne kadar ödedin totalde? 5 Ağustos gibi gidiyorum benim konaklamam bitiyor. 2405 euro sadece konaklama ve okul. Konaklama ve okul. Aynen. 300 euro da yaklaşık olarak da gidiş dönüş uçak biletine
Kesmiştin değil mi gelmeden önce gidiştin? Evet. Süper. Ben yeşil pasaporta geldiğim için dönüş biletimi almama gerek yoktu. Sadece sigorta yaptım. Anladım anladım. Süper. Daha iyi olur. Evet. Çok sağ ol valla Batın. Seninle de çok memnun oldum tanıştığıma. Arkadaşlar yani aslında ben bir de şunun bilgisini vermek istiyorum. Burada arkadaşlar pahalı olan okul değil. Pahalı olan konaklama. Evet. Ama şöyle şu mantıkta da insanlar çıkabiliyor. Mesela senin yeşil pasaport var mıydı? Var. Senin de vardı. Benim de var. Şimdi mesela yeşil pasaportu olan adam şey sıkıntısı olmuyor. İşte atıyorum ya işte ben konaklama alayım. Bu sıkıntısı olmuyor. Ama yeşil pasaportunuz yoksa gerçekten siz şu şeye geçerseniz derseniz ya ben konaklama almayacağım gideceğim orada. Gerçekten burada konaklama bulmak o kadar zor oluyor ki. Cidden çok zor oluyor. O yüzden hani siz orada bir de şey oluyor. Hani siz burada konaklama almadan sadece okulu alıp geldiğinizde bu sefer vizeye başvurduğunuzda vize reddi alıyorsunuz. Çünkü adamlar diyor ki ya kardeşim sen konaklama almamışsın, şey yapmamışsın, direkt o mantıktan çıkın. Tabii ki de fazla ödeyeceksin çünkü biz de ödedik. Ben de o dönemin kuruyla, bak ben de 2000 euro para ödemiştim, yaklaşık 2300 euro para ödemiştim okula. O zaman 10 TL'ydi euro. Ben de mesela okula, benim mesela 700 euro şeydi, okuldu. 1300 euro konaklama tutmuştuk. Yuh dedim ben, olur mu? Ama maalesef arkadaşlar buranın da böyle bir problemi var. Hepimiz bu yollardan geçtik. Valla bu güzel videoyu sizler için böyle şey yaptık. Umarım siz de hani istediğiniz o soruların cevaplarını almışsınızdır. Tebrik, çok memnun oldum. Valla çok teşekkür ediyorum. Batın seninle de çok memnun oldum. Bol bol şey yaparız zaten, denk geliriz. EM'i de sizlere böyle gösterdik arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Yoruldum valla. Biraz zaman geçirdik. Tevfikler derse girdi arkadaşlar. Normalde Tevfik'le daha önce buluşacaktık. Ben biraz geç geldim. Tenis dersindeydim. Çıkınca bayağı şey oldu. Şimdi ben arabaya doğru geçeceğim. Genel olarak okulu size gösterdim. Konaklamayı size gösterdim. Dostlar biz Tevfik'le önceden de görüşmüştük. Biz biçe falan gittik. Hatta bu hafta sonu pazar Tevfik'lerin okulunda şimdi söyledi. Voleybol maçları falan var. Okul olarak onlar arkadaşlarıyla voleybol maçına gitti. Gidecek. Beni de davet ettiler. Ben de ulan ne oldu? Gözümüze toz falan girdi. Ben de oraya gideceğim arkadaşlar. Onlarla birlikte ben de şey yapacağım. Orada bulunacağım. Güzel olur. Belki şey olur. Hani çekebilirsem size videoda çekerim. Keyifli olur. Siz de görmüş olursunuz ortamı falan. Çekemezsem de kusura bakmayın. Ama buraya geldiğinizde arkadaşlar her zaman aktiviteler oluyor. Tabii ki de bu size bağlı bir şey. Hani katılmak istemezseniz katılmazsınız ama genelde okulun aktiviteleri çok oluyor. Gerçekten siz buraya geldiğinizde o kadar sizin elinizde olmayan şeyler, mesela siz istemeseniz bile aktiviteler vesaire oluyor. Arkadaşlar sizi işte çağırıyor falan. O size kalmış artık, katılmak istemeseniz ya da katılmak isteseniz vesaire. O yüzden hani elinizden geldiğince katılın. Bu tür aktivitelere katılınca, çünkü hep yabancı insanlarla siz İngilizce konuşmak zorunda kalıyorsunuz. Bu da İngilizcenizi geliştiriyor. Yani sadece derse bağlı kalmayın. Sadece işte okuldaki İngilizceye bağlı kalmayın. Daha çok arkadaş edinin, daha çok insanla sohbet edilmesi ayrı. İngilizceniz o şekilde gelişir. Arabayı nerede bıraktım ben? Ha, bu sokaktaymış, arabayı buraya bırakmışım. Ben yoruldum vallahi. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Ben keyif alıyorum bu videoları çekince. Sonra siz orada dil okulu için bana yazınca ve buraya geldiğinizde ben sizinle tanışınca gerçekten ben de çok mutlu oluyorum. Bak Tevfik'le mesela oturduk, zaman geçirdik. Onun öncesinde de şey yaptık. Onun arkadaşıyla tanıştık. Benim de bir sürü arkadaşım oluyor. Ben de mutlu oluyorum arkadaşlar. Çünkü burası küçük yer biliyorsunuz. Hani şöyle söyleyeyim. Siz buraya geldiğinizde kısa sürede bir sürü arkadaş edineceksiniz. Siz buraya geldiğinizde en azından bizi tanıyaraktan bu piyasaya giriyorsunuz, çevre ediniyorsunuz vesaire vesaire. Umarım buraya geldiğinizde şey yaparız, denk geliriz, tanışırız, şey yaparız. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Dediğim gibi dil okullarına gelmek için benimle iletişime geçebilirsiniz. Ben acenteyle ortak çalışıyorum. Sadece durum şu arkadaşlar. Ben burada içerikler üretiyorum kendi başıma. Şu anda çok şöyle söyleyeyim size. Çok böyle kendi başıma bir acentam yok vesaire. Çünkü buna gerçekten zamanım yok. Vaktim yok. Ben çünkü tenis hocasıyım. Kendi işim çok ayrı ve çok yoğun. Bak bu videoyu çekmek için bile çok şey oldum yani.
vakit ayırmak zorunda kaldım ve kısa zamanda geldim, video çektim. Şimdi üstümü değişip dersime geçeceğim falan. Yani vaktim kısıtlı olduğu için bu şeylere çok zaman ayıramıyorum ama buraya gelen öğrencilere her türlü zaman ayırmak istiyorum. Onlarla vakit geçirmek istiyorum. İleride eğer gerçekten çok büyürsek, bu işi daha farklı yaparsak inşallah daha çok yayılırız, daha çok. Umarım her şey çok güzel olur arkadaşlar. Ben gerçekten bu işi keyifle yapıyorum. Bu videoları severek şey yapıyorum, kaydediyorum. Siz buraya geldiğinizde kendiniz de buna şahit olacaksınız inşallah. Dil okulları için bana Instagram üzerinden yazabilirsiniz, iletişime geçebilirsiniz. Malta'da görüşmek üzere.